Canınızın istediği bir öneriyi kabul ediyorsunuz, diğerini kabul etmiyorsunuz. Mümin Bey, canımın istediği değil, kanun bana verdiği yetki. Ben kendi yetkimi gasp ettirmem size. Hiç kimseye gasp kanunun ettirmem. Kanunun neresinde Sayın Bunların Başkan? Bunların bir tane yerinde... Belediye iştiraklerinde belediye başkanı bizzat yetkilidir. O maddeyi de okursanız anlaşırsınız. Tartışmanın anlamı yok. Sayın Başkan, aynı şekilde Cumhuriyet Savcılığı'na... Bir yerinde gösterin, Mümin Bey, şikayet etmiş şeye gerek yok. Sayın Başkan, aynı şikayeti yapın, aynı sonuçta da alalım. Belediye kanununun neresinde varsa bize gösterin. Bu kadar arkadaşlar, tartışmaya gerek yok. Kararımı verdim ve okumuyorum. Memleketimiz hakkında istila emelleri besleyecek olanların her türlü ümitlerini kıracak şekilde siyaset, idare ve ekonomi bakımlarından kuvvetli olmak lazımdır diyerek adeta son 9 yılımıza ışık tutmuştur. Kalkınma hamleleriyle şahlanışa geçmiş ülkemizde Gezi direnişiyle başlayan ve 15 Temmuz darbe girişimiyle işgal edilmeye öz yurdu... Evet, sesinizi kesiyorum, sesinizi kesiyorum. Onları başka yerde konuşun. Arkadaşlar, oturumu kapatıyorum. 13 Mayıs saat 18'de buluşmak üzere. Hayırlı günler, iyi bayramlar. Çede fazla olduğunu ifade ettiniz. Peki bu işçinin verilmeyen ikramiyelerinden mi bu fazla oluştu? Bunun da cevabını merak ediyorum efendim. Sinan Bey, 8,5 milyar lira borcu ben yapmadım. 11 milyon lira bir yılda metro için kesinti yapılırken ayda 18 milyon lira keser hale de ben getirmedim. Belediyenin geliri belli, gideri belli. Şirketleri vermiyorsunuz, ikramiye öde diyorsunuz. Önce bir şirketleri verin. Şirketlerin yöneticileri niye ödemiyor ikramiyeleri? Şirketlerin yöneticileri değil mi borçlu olan? Belediye mi borçlu işçilere karşı? İki kere şu cümleyi kurdunuz. Bütün işleri bana bıraktınız diye. Ya bu nereden belli? Ben bundan şu önergelerden belli. Bir de köy muhtarlarını üstünüze salacağım. Ben köylere atılan asfaltı da okurum. Burada. Hepsini üstünüze salacağım. Canlı devam sağ edin. Olsun. Can, biz... Çubuktan başlayacağım. Başka Emin Bey. Cumhuriyet Halk Partisi Emin Bey. Çubuk muhtarlarından başlayacağım. Başım üstüne. En fazla oy aldınız. Çubuğu söyleyeyim mi başkanım? Çubuğu söyleyeyim mi? Evet, devam edin. Yok, çubuğu söyleyeyim de öyle devam. Peki. Bunun fotokopisi alınarak dosyaya konulmuştur. Aynı görev ve ücret teklifi komisyon huzurunda yeniden teklif edilmiş ancak kabul edilmemiştir. Şimdi orası işten atma mı diyorsunuz? Geç oradan, yanlış bilgi veriyor diye. Geliyoruz ikinciye arkadaşlar. Arkadaşlar, çıkarın dışarıya. Çıkarın dışarıya. İkinciye geliyorum. Ya bir dakika başkan, yani. Bu arkadaşımız da işe gelmiyor. Şöyle bir belge yap. Kart vizit yapmış kendisine. FETÖ uzmanı diye kart yapmış. Bu nedenle işe gelmiyor. Bunu bahane ederek işe gelmiyor. Niye geri alayım? Çocuk sevgisini, yetim sevgisini istismar ediyorsunuz. Yani siz çocukları seviyorsunuz da biz mi sevmiyoruz? Öyle bir iddianız var. Ben de diyorum ki hukukçular gitsin, baksın, incelesin, kanuni midir, değil midir? Kaldı ki bir şey daha söylüyorum. Adnan Bey çıktı, anlattı nasıl ilgilendiniz. Biz de ilgilendik. Bayramda harçlıkları verilmiştir. Üstleri giydirilmiştir. Yani sanki çocuklar hadi yürüyün ananızın babanın yanına salınmış gibi konuşuyorsunuz. Böyle bir olay yok. Hanımefendi, konuşuyor musunuz? Ben kapatıyorum meclis kardeşim. Ben de sana iade ediyorum kardeşim. Ne iade ediyorsun ya? Ne iade ediyorsun? İstismar ediyorsun. Kalecik'te eğer bir insan çalışıyorsa, Nallıhan'a eğer gönderiliyorsa, bu mobbingtir. Başkan, söylersin geri alırız. Tamam. Almıyor muyuz? Tamam. Almıyor muyuz geriye? Şunu alıyoruz, şunu anlıyoruz ki, bu belediyede insanlara mobbing yapmak, değil mi ifade etti Sayın Başkan? Ya mobbing diyorsun, bir dakika başkan. Mobbing diyorsun,
iş başına gelir gelmez kimse kimsenin sendikasına karışmayacak diye tek genelgeyi çıkaran belediye başkanı benim ya. Ne diyorsun sen? Hak işe sorsana. Sayın Başkan. Sor Hak İşe Bakanı. Sayın Başkan. Sayın Başkan. Bu izah etsin, buyurun. Arkadaş vereceğim ya. Mehmet Bey, ben yönetiyorum. Ben yönetiyorum, oraya da vereceğim. Söz vermiyor demiyorum. Müdahale et, durmayın oradan. Müdahale etme. Mehmet Bey, müdahale etme, oturduğun yerden konuş. Ayağa kalkma. Efendim? Arkadaşım söz istedi. Herkese vereceğiz. Ben idare ediyorum. Yani bunu ayakta oturmasını niye gerginleştiriyoruz ben anlamıyorum. Niye gerginleştiriyoruz? Söz vermeyeceğim diyen de yok. Oraya da vereceğiz. O da aynı şeyi şikayet ediyor, vermiyorsunuz diye İyi Partili. Vereceğiz, oraya da vereceğiz. Uzatmayalım lütfen, vereceğiz. Yani adam atacaksak 159 kişi mi atacak? Şimdi verilen sözlere geliyorum. Hani 30 bin kişi atıyorduk, PKK'ları dolduruyorduk. Ne oldu? Atsana ağzını şimdi. Ne oldu? Yine söylenenlere göre. DHKP'ciler sayacı okuyacaktı. Ne oldu? Bunlar üzerine mi duracağız? Ankara'ya böyle mi hizmet edeceğiz? Peşine düşeceğiniz adam namusluysa, çalışıyorsa, şerefsizli işine başlatırız. Başkasının lafıyla hareket etmeyin. Önce belediye başkanına sorun. Basbayağı bağırırım. Neyle hitap ediyorsun? Mümin Bey, uzatmadan söyle kapatıyorum.